Şuraya da koyalım abi. Altı boyanmış o ha. Şöyle koyalım. Oraya dayayalım abi. Gel böyle. Bakın halimizi görün efendim. Görüyor musunuz? Buradaki vatandaş gelmiş bize, koy abicim oraya. Pazar engel oluyor. Ve bir şey yapamıyoruz. Bize ondan sonra belediye diyor ki kaldırım. Kaldırım işgal ediyormuşuz. Burada kaldırım görebiliyor musunuz beyefendi? İşte bu arkadaşımız ve Azrail'deki esnafımız. Biz de burada bu şekilde bu zorluk koşullar altında çalışıyoruz. Boya yapıyorsun. Burada pazarcının domatesi. Görüyorsun boya yaparken tiner ve şeyleri hepsi zehir olarak oraya gidiyor. İstediğin kadar şey yap. Belediyeye müracaat ediyorsun. Şey yapıyorsun. Zabıtaya söylüyoruz. Diyoruz ki ya kardeşim işte söyleyin pazarcı arkadaşlar 1 metreye 2 metreye geriye çeksin. Çekmiyorlar. Ya abi bir cuma günü boş kalsa ne olacak? Bize bu kelimeyi sarf ediyorlar. Cuma günü bir gün çalışmayın diyorlar. Evet. Bizim yevmiyemizi kim verecek? Bizim masrafımızı kim verecek? Efendim burada kaldırım yok ki zaten. Kaldırım yok ki. Burada bir kaldırımı görüyor musunuz? Ben 35 yıldan beri bu mülkiyetin sahibiyim. Ve ben burada bir yazı yazdığımdan dolayı bana bu şekilde belediye başkanı bizzat kendisi emir vererek zabıta müdürünü gönderiyor bana. Ve zabıta müdürü diyor ki kaldıracaksın bu yazıyı. Bana bu şekilde yetkisi var mı, bana kaldıracaksın emir gibi konuşabilir mi? Bakınız şuradaki iki tane şey var. Orada bir demir var. Asma ekmişiz, oraya da koymuşuz. Bazen mengene falan olarak kullanıyoruz orayı. Yani işimizin icabı. Evet. Bana diyorlar ki şimdi orayı sökeceksin. Bunları da çekin abi. Bizim burada ne çektiğimizi. Ertesi gün temizliğe geliyorlar. Rezilliği çek dayı. Dükkanımızın önünü görüyorsunuz değil mi efendim? Bütün her taraf kapalı ve işgal edilmiş durumda. Ben bir işim olsa arabamı buraya getiremiyorum. Malzeme alsam? Malzeme yükleyemiyorum. Koyamıyorum malzeme. Bunu ve şunu kaldırmamı yazılı olarak tutanak tuttular. İki gün içerisinde bunları kaldırmamızı söylediler. Neden bunları kaldırın diyorlar? Efendim kaldırım işgal ediyor. Kaldırım işgalinden dolayı kaldırın diyorlar. Burada kaldırım görebiliyor musunuz? Nedeni benim buraya AK Partili milletvekili adayları bu iş yerine giremez yazısından dolayı bana ceza olarak bunu uyguladılar. Ben 35 yıldan beri aynen bu şekilde bu iş yerini kullanıyorum. Çünkü mülkiyeti kendime aittir. Şimdi ben bu ceza tutanağını avukatıma verdim. Sulh cezaya itirazda bulunacağız. Evet. Ruhsatımıza baktılar. Herhangi bir şeyimiz yoktur. Benim milliyetimden dahi teşekkür belgem var. Ben çünkü 42 yıllık vergi mükellefiyim. Ben 42 yılımı vermişim devletime. Vergimi ödüyorum. Herhangi bir şu ana kadar bir yanlışım olmamıştır. Ne belediyede ne de devletimde. Tepkimi gösteriyorum. Ve bir de ben mesela emekliyim. Emekli olduğum halde benim maaşımdan %15'imi kesiyor hükümet. Onun haricinde %18'e zaten KDV ödüyorum almış olduğum emekli maaşımdan. Hastaneye gidiyoruz hanım, ben, çocuklar ve maaşımın yarısı gidiyor zaten. Bir de 2003'te bu yasayı çıkartmışlar. 2012'ye kadar ben bu parayı ödememişim. Şunu sarf ettim. Emeklinin maaşından para mı kesilir dedim ve ben bu %15'i yatırmadım. Yatırmadığım için birikmiş olan paramın hepsini bana tahsil ettiler. Ve ben de bu parayı ödeyebilmek için emekli maaşımın 60 ay kredi kullanarak bu parayı ödedim. Yani bu demektir ki ben 60 ay devletten maaş almıyorum. Almadığım gibi ve kesintiler, %15 kesintilerim hala devam ediyor.
Ne haklı emeklinin parasından para mı kesilir? Ben sigortalı işçi çalışıyorum. İş yerinde vergi veriyorum. En az yılda ben 100 milyarlık fatura kesiyorum. Sadece KDV'si 18 milyar yapar. Ama şimdi şu anda ne yapıyoruz? Biz işçi bile çalıştıramaz hale gelmişiz. Bütün sıkıntılarımız budur. Bu tepkiden dolayı biz bunu yapıyoruz. Benim 4 tane üniversite mezunu çocuğum var. Bir tanesi bir işe giremiyor. Ve biz nasıl tepki göstermeyeceğim? Kızımın bir tanesi Türkiye Bayan Futbol Takımı'nın milli takım kaleciliğini yapmış. 27 tane ülkeye gitmiş, Türkiye'yi temsil etmiş. Bu kız çocuğu ne iş yapabilir? Hükümetimizin, devletimizin bazı yanlışlarını bir vekil de bana gelip de bu yazıyı neden yazmışsın diye sormadı. Vekil bu yazıyı gördüğü halde çekti, arkasını döndü, gitti beyefendi.